İnönü Vakfı'nın kıymetli davetliler, yakın tarihimizin solmayan sayfeleri içerisinde yer alan savaş cephelerinden barış masalarına ve oradan devlet adamlığının zirvesine çıkan İsmet Paşa'ya dair çok söz söylenmiş. Çok kalem kullanılmıştır. Milletimizin nadir yetiştirdiği kişilerden olan İsmet İnönü hakkında daha çok şey söylenecek, büyük ciltler oluşturan eserler yazılacaktır. Birinci Dünya Savaşı sonunda uçuruma yuvarlanmak ve hayatına galip devletler tarafından son verilmek istenen milletimizi eşsiz dehasıyla kurtaran, misak-ı milliyet dayalı Cumhuriyeti kuran Atatürk ekibinin baş rolünü İsmet İnönü oynamıştır. İsmet Paşa, şerefli tarihimizde kumandanlığı, diplomatlığı, hükümet ve devlet başkanlığıyla ve özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın cehenneminden milletimizi korumakla ve nihayet demokrasinin güçlü adamı olarak muhalefetteki tutumuyla da tarih olmuş örnek bir kişidir. Bugün onun uzun yaşamında büyük silüeti olan ve tabanına tarihi hatıralarının havası silmiş bulunan pembe köşte böyle aydın kişilerin huzurunda birkaç söz söylemek için davet edildiğimden dolayı ileri ömrümün en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Konuşmamın konularını mümkün oldukça bilinmeyen veya çok az bilinen arşivimdeki belgelerden seçtim. Belgelere dayalı konuşmaların çok zevkli olduğunu bilirsiniz. Bu arada bu belgeler dışında da birkaç konuya kısaca değineceğim. İsmet Paşa'nın ilk olarak basınla tanışması, bendeki bir koleksiyonu bulunan İstiklal gazetesinde gördüğüm fotoğrafıyla başlıyor. Ama belki bundan evvel de ilk Harbiye Müsteşarlığı devrinde de Tevhid-i Efkar gazetesinde bir fotoğrafı çıkmış olabilir. Münferit olarak çıkmış olabilir. Grup halinde Ahmet İzzet Paşa ile bu tarihten evvel de fotoğrafı çıkmıştır. Bahsettiğim ve tamamının koleksiyonunun tam bende olduğunu söylediğim gazetenin adı İstiklal. Başka yeri de vardır ama bende tamamının olduğunu şu şekilde ifade etmek istiyorum. Bunu çıkaran Rauf Ahmet Bey'in koleksiyonu bana geçti. O sırada sansür olduğu için bazı baş makaleler boş çıkıyor veya haberler kısıtlanıyor. Rauf Ahmet Bey bu koleksiyonunda sansürün çıkardığı yazıları da eliyle yazmıştı. Onun için tam koleksiyon diyor. 1919 günü gazetede şöyle bir havadis var. Harbiye nezaretinde büyük değişiklik olacak diyor. Bu arada diyor, merhum Harbiye Nazırı Şehit Nazım Paşa'nın kurduğu Şura-yı Askeri'nin lağvedildiğini ve bu büronun muamelat müdürü olan Miralay İsmet Bey ile Ordu Dairesi Eski Reisi Behiç Bey'in, Behiç Erkin'dir, Harbiye Nezaretinde mühim vazifelere tayin edileceklerini bildiriyor. Üç gün sonra aynı gazetede 8 Ekim'de 273 sayılı nusasında yapılan değişiklik haberi üç kumandanın fotoğrafıyla bildiriliyor. Harbiye Nazırlığı'na Ferik Cemal Paşa, Cemal Mersin soracak. Ekran-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetine Ferik Cevat Paşa, Çoban'da. Hatta Kibar Cevat Paşa da demiyor buna. Harbiye Nezareti Müsteşarlığı'na da Miralay İsmet Bey tayin olunmuştur. Aynı gazetede
İlk defa Meralay İsmet Bey'in kısa bir biyografisi yayınlanmıştır. Bunu okuyorum o zamanki. Meralay İsmet Bey. Haber aldığımıza göre Harbiye Nezareti Müsteşarı'ndan Meralay İsmet Bey'in tayini takarır etmiştir. Malum olduğu üzere Meralay İsmet Bey 319'lu olup 319'lu yani 1319'lu 1903'e takabül ediyor. Harbiye'den mezun olduğu seneyi ifade ediyor. 319'lu olup erken harp yüzbaşılığı ile Mektebi Harbiye'den neşet etmiş ve alelusul 2 sene sonra kol ağalığına terfi ederek kol ağası ön yüzbaşı manasına geliyor. Terfi ederek vilayet-i meşrutiyete kadar aynı rütbede kalmıştır. Ve ikinci ordu erken harbiyesine memur olan müşavirle sırasıyla süvari ve piyade ve topçu fırka erken harbiyelerinde kol ordu ve ordu erken harbiye şube müdürlüklerinde bulunmuş ve sadr-ı esbak Ahmet İzzet Paşa Hazretleri Yemen'e gelerek Yemen'de 2 sene kalmış ve pek büyük hizmetler ifasına muvaffak olmuştur. Yemen'den avdetinde Balkan Harbi'ne iştirak etmiş ve Harb-ı Umumi'de bidayette karargâh-ı umumi'de 1. Şube Müdürlüğü, bilahare 2. Ordu ve daha sonra Şark Orduları grubu Erkan-ı Harbiye riyasetlerini ifa eylemiş ve bilahare Sina cephesinde 3. Kor Ordu kumandanlığını tayin buyurulmuştu. Mütarekibi mütakip Harbiye Nezareti Müsteşarlığına ve bilahare Harbiye Sulh Hazırlık Komisyonu riyasetine tayin buyurulmuştur. İsmet Bey, ilmi fazlı ve hüsnü hulku, güzel ahlakı manasına geliyor, hüsnü hulku ile orduda büyük bir nam kazanmış, küçük büyük bütün zabıtanın mazhar-ı teveccühü ve muhabbeti olmuştur. Hatta denilebilir ki, orduda İsmet Bey'i takdir etmeyen ve sevmeyen bir fert bulunmaz. Vazife-i cedidelerinde muvaffakiyetlerini temenni ederiz, der. İsmet Paşa bu orada iki defa müsteşar oldu. Bir kere de sulh hazırlıklarını yapılan komisyona riyaset etti. Şimdi Miralay İsmet Bey'in sulh hazırlıklarını yapan komisyonda reisten hakkında divan harbe verilmesi kararını okuyorum. Tek bir yerde de yok. O kadar sanıyorum. İsmet Paşa milli hareketin ateşinin dumanlarını orada işten işte sezerken Anadolu'ya geçmeyi planlamış ama gününü bekliyor ve ondan sonra bir fırsatını bulmuş, zamanlamayı uygun bulmuş ve Anadolu'ya Mustafa Kemal Paşa'ya kavuşmuş. Belki fotoğraf olursa gösterebiliriz, ikisinin ilk bir fotoğrafı var, bir yerde pek yok. Bunun üzerine Babali telaşa düşmüş Harbiye Nezareti, İsmet Bey yok. Peyam gazetesinde, Ali Kemal'in gazetesi, o zaten Milli Kurtuluş Hareketi'ne karşı olan bir gazete. Hükümet onun vasıtasıyla İsmet Paşa'nın bulunmasını ve gelmesini bir ilanla bildiriyor. Diyor ki, ilan şöyle, 2. Ümera Divanı Harbi Riyaseti'den, burada Ümera demek kıdemli. İleridir rütbeli subaylar manasına geliyor. Bila mezuniyet İstanbul'dan müfarekat etmekle mazlun-u aleyh istihzarat-ı sulhiye komisyonuna memur olan Erkan-ı Harbiye Miralay-ı İsmet Bey Bini Reşid'in babasının Cağaloğlu'nda Mürgar Donanma Cemiyeti binasında bulunan 2 numaralı Ümera Divan Harbi'ne 10 gün zarfında müracaatı. Aksi takdirde hakkında gıyaben hüküm verileceği diyor. Peyam gazetesinin 3 Haziran 1920 tarihli nüshası. Şimdi İsmet Paşa artık Kurtuluş Savaşı'na katılmış, kalp çetesi kumandanı olmuş, Erkan Harbiye reisi olmuş. Buna ait elimizde birkaç belge var. Bu belgeler maalesef Türkiye'de hiçbir arşivde yokmuş. Hatta Genelkurmay tarih kısmında da. Ben bunları 1938 Ağustos'unun İzmir Bağrı'ndan İstanbul'a falan dönerken vapurumuz bozuldu. Midilli'ye sığındı. 12 saat burada kalacaksınız dediler.
O zaman da büyük bir dostluk var Yunanlılarla Türkler arasında. Bizi indirdiler, bir dediği gezme müsaadesi de verdiler. Gezerken ben de merakım var. Dedim ki burada eski kitap satan, eski harita satan, eski kartpostal satan kimse var mı? Hepsi Türkçe biliyor. Bizim Ayvalık'tan giden Rumlar. Ben Antakya'ya götürdüm. Ben Antakya'ya gittim. Bir eskici şöyle perdeli, sıcak bir hava. Neler vardı? Bir poğaça gibi bir şey açtı. Baktım, İsmet Paşa'nın havadan tekerleğe attırdığı imzalı şey var. Beyanname var. Ayrıca Rumca ve Türkçe yazılmış Yunan askerlerinin moral bozucu şeyleri var, belgeler var. Hepsini birden şunu ayrı alsan yüksek fiyat ister diye. Hepsini müşterek alıp getirdim. Ben bunları her tarafta var sanıyordum. Bunların neşeylerinde de birini neşeylerim ya ikisini. Bu da Özden Hanımefendi çıktı geldi. Dedi ki bizde bu yok aradığımız. Genelkurmay'da da yokmuş. Belki hak telaşı içerisinde yaverler böyle dosyaya koyamamışlardır bunlar. Ama aslı bunun matbaayla basılmış altında işte Gaztepesi kumandanı Miralay İsmet diye yazılı basılmış. Şimdi onların bir ikisini okuyacağım. Rumca yazılı. Sizin ondan sonra sanıyorum vakıf yöneticisi arkadaşımız broşür dağıtacak bundan basılmış şeklinde. Orada da bunu göreceksin. Rumca yazısı. Altına da eski Türkçe tercümesi var. Ben onu da yeni Türkçe'ye çevirdim. Şey de vardır. Bakın kitabımda vardır. Şimdi bunu okuyorum. 4 Eylül 1936 diyor. Yani 1924 Eylül'dir. Teyarelerimiz vasıtasıyla atılmış. O zaman bizim uçaklarımız birkaç tane var da mermisi yok. Yani harpte kullanmıyoruz. Ancak keşif için uçakla gidebiliyor. Bir de beyanname atmak için. Düşman üstüne beyannameyle atılıyor. Bu beyannameyle de öyle onunla da atılmış. Altında da teyarelerimiz tarafından diye işaret konulmuş her yazısı. Rumca olan şeyin eski harfleri Türkçe tercümesi var. Ben onu size yeni harfler olarak okuyacağım. Eski harfleri okuyacağım. Yani. Anadolu Türk'tür. Yunan askeri üzerine diyor. Ve büyük. Kimin uğruna kanınızı döküyorsunuz? Atina ateşler içerisinde. Evladı ayağınız birbirine karıştı. Bunu yapan İngilizlerdir. Kendi emellerini elde etmek için sizi alet ediyorlar. Görüyorsunuz ki hiçbir İngiliz kanını dökmüyor. Bu felaketlere sebep olan da Venizelos'tur. Akıllı bir vatandaşınız Venizelos'u vurdu. Bu sıralarda Venizelos'a bir suikast yapılmıştır. Doğrudur. Ağır yaralanmıştır. Ve öldü haberi de gelmiştir. Belki öldü haberi olmamış ama öldü gibi askerlerin Yunan ordusunun moralini bozmak için buraya Venizelos da ölmüştür diye bir dakika düşürmüştür. Diyor ki Venizelos da akıllı bir vatandaşı Venizelos'u vurdu. Ve bütün felaketlere müsebbibi olan Venizelos öldü. Atina ateşler içindedir. Konstantin taraftarlarını kral, Konstantin taraftarlarını yağma ediyorlar. Onlar da mukabele ediyorlar. Gittikçe etrafınızı ateş alacaktır. Sizin evlatlarınız bu tarafta değil, Atina'dadır. Tarlalarınız, fabrikalarınız oradadır. Her şeyinizi yağma ediyorlar. Milletlerin birbirini kırmaları günü çoktan geçti. Gözünüzü açın. Sonra vaziyetiniz pek fena olacak. Ve halkın intikamından kurtulamayacaksınız. İşte doğru yol, diyor. 4 Eylül tarihli beyannamenin üstüne attırıyor. Bu atılan beyannamelerin bir ikisinin İsmet Paşa'nın kaleminden çıktığı, diğerlerinin de kendine direktifiyle yapıldığı anlaşılıyor. Bundan sonra İsmet Paşa'nın büyük bir gailesi de kalp çetesinde biliyorsunuz Çerkez Ethem makasıdır. İsmet Paşa normal ordu kurdurmak istiyor. Çerkez Ethem çete taraftardır. Yani normal ordu nizamına gelmek istemiyor. İsmet Paşa müteahhit defalar konuşmalarında sanıyorum bunlardan bahsetti. Çerkez Ethem bizim de kendisine böyle ya taburuna, alayına verdiğimiz silahları alarak Yunanistan'a iltica etti. Ve bu silahları onlara teslim etti.
bu beyannameyi bilahare büyük bir gayretle ordumuz bu silahları geri aldı ve Çerkez Esen kuvvetleri bozuldu. Bunu tekşir için İsmet Paşa kendi imzası ile bir beyanname. Dinini ve milliyetini Yunanlara teslim etmiş olan Asi Ethem çeteleri şimdiye kadar icra olunan harekat ile ve hakiki kuvvayı milliye mücahidliğini gayz ve nefretleri neticesinde kamilen ortadan kaldırıldı. Ussat'ın asilerin cemi, Ussat'ın asilerin en son bakayası 22 Kanunsani Ocak 37 1921'de Gördes Garbi'nde Kayacık civarında perişan edilmiştir. Ethem müfrezesine vaktiyle müdafaa-i vatan için ordudan teslim edilip de bilahare Yunanlılarla müttefiken aleyhimize çevrilen toplarımız ve makineli tüfeklerimiz kamilen istedalı geri alındı. Ethem ve biraderleri Tevfik ve Reşit zelilane bir surette Yunan'a teslim olmuşlardır. Yunan'a teslim olan eşkıyanın silahları Yunanlılar tarafından kapı karakollarında alındıktan sonra kabul edilmişlerdir. Dağılmazdan evvel Ethem amenesine artık beraber kalmayacaklarını, Yunan'a veya orduya teslim olmakta veya dağa çıkıp eşkıyalık yapmakta muhtar olduklarını söylemiştir. Velhasıl milletimizi Yunanlarla müştereken simsiyah bir zulüm ve şakavet içinde mahvetmek üzere tertip olunan en son 200'lü plan Cenab-ı Hakk'ın kahri tedbiri ile hem Yunanlıların mağlubiyeti hem Ethem'in hüsran ve nikbeti ile hitam bulmuştur. Bu suretle dahil ve hariçte bir defa daha katiyen sabit olmuştur ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümet ettiği bilat ve memalikinde milletimiz için dahili ve harici istiklal-i tamme dahilinde munhasıran adalet ve fazilete müstenit bir hayat mukadderdir. Üçüncü beyanname şey, yani elimizde bulunan belgelerden başka yerde bekliyorum. Artık 30 Ağustos zaferi kazanılmış, Yunan askerleri kaçıyor, kaçarken de köyleri yakıyor, insanları öldürüyor. Yangın daha husus verirse. 3 Eylül'da, demek ki Ağustos 3 Eylül'da uçaklarımız vasıtasıyla bir şey atılıyor yine. Kısa iki bölümden ibaret bu beyanname. İlk bölümü Yunan, kaçan Yunan askerlerine, ikinci bölümü o yurtta Yunan işgalinde kalmış bulunan halka bir mesaj. Şöyle diyor: her tarafınız sarılmıştır, kaçamazsınız. Beyanname: İslam ahalisine zulüm yaptığınızı görüyoruz. Her türlü zulüm ve yangından şahsen mesul olacaksınız. Bu aynı beyannamenin sonunda oradaki Türk halkın işgalindeki ordumuz muzaffer oldu. Yıldırım gibi Yunan cellatlarını kovalıyor. Sizi kurtaracağız. Zulüm yapacak düşmana hücum ediniz. Zulmedenin numarasını ve kumandanını öğreniniz diyor. Yakan onlardan intikam. Bu surette bu beyannamede tesirini göstermiş oluyor. Yine de Yunanlar köyleri yapıyordu. Gelelim asıl İsmet Paşa'yı kılıçtan sonra, Harp Savaşı'ndan sonra Zeytin Dağı'nın Lozan'da görülen silüetine. Tabii Honduras müteraffenamesi kılıcın kınına konmasının bir ifadesi. Ama kılıç yine belde kalacak. Şey değil, çıkartılmıyor çünkü su yok. Bir tarihe var yalnız. İsmet Paşa Lozan'a gönderen hakikaten kılıcının hakkıyla oraya Atatürk tarafından isabetli olarak seçilmiş olarak başmurahası olarak gönderiliyor. Yanında 4 tane murahasımız var. Bazı gazetelerde okuyorum, yanlış isimler var murahaslarda. Şöyle karıştırılıyor sanıyorum. Birinci heyetle ikinci heyet arasında değişiklikler oldu. Çünkü iki defa Lozan konferansına gidildi. Birincisinde muvaffak olamadık. Yani kesildi. İstediklerimizi yapmak istemedi İngilizler. Ağır basıyor. Burada
Bu Yunanlara gidişler, zannediyorum broşürde ipi göreceksiniz. İsmet Paşa'nın resimleri falan var. Ben onu şurada bir şey edeyim. İsmet Paşa, yani giden Murat Osman'ın Rıza Nur, Hasan Bey, Hasan Sakar, Mehmet Münir Bey, Münir Ertekin, adetiyle kurtmuş abiyle o zaman, Münir Ertekin, Doktor Nihat Reşat Bey, Berger. Reşat Bey bir Fransız kadar, Nihat Reşat Bey, ben şahsen de çok tanıdım. Ölünceye kadar da haftalık toplantılarımızı, haftalık Şenazi'nin evinde yapardık. Harikulade bir insan numunesi, bilim. Atatürk'ün de hastalığını o keşfetti, iddia edildi. Siros hastalığını o keşfetmişti. Oraya da dahil. Nihat Reşat Beyler oraya gittiler. Birçok müşavirler var. Gazeteciler var. Hüseyin Cahit Bey var. Müşavir olarak Maliye Nazırı Cahit Bey var. Bunlar oradaki konuşma. Yahya Kemal var müşavir olarak. Bir eski bir büyükelçinin hatıra defteri elime geçti. O zaman sekreter olarak bulunmuş. Orada kimin ne hizmet ettiği, kimin ne hizmet etmediği biraz da komik tarafı var. Hüseyin Cahit'in gece sabahlara kadar bir kızla dans ettiğini, Yahya Kemal'e sıra gelmedi, kalmadığını söylüyor böyle. Hatta Yahya Kemal da kendi kendine bir şiir yazmıştı, bir dizide verdi. Cahil ile dans eden kız, bir dakika kalmadı rakısız ya yalınız gibi müzikler yapmıştı. Lozan'da İsmet Paşa gittiği zaman bunu Hüseyin Cahit Bey'den dinledik. Rifat Paşa'dan naklen. İsmet Paşa tabi askerlikte alışmış muntazaman gelen şeyi haberi almak, direktifi vermek. Oraya gittiği zaman Rifat Paşa, eski Paris'te birimiz, onun Fransız bacası sanıyorum. Arize'nin hazırlığımızı yapmış, kibar adam orada oturuyor, emekli olmuş. Türk hassasiyetini ziyaret edin diye gitmiş. İsmet Paşa'yı ziyaret etmiş. Paşa orada fakat içeriden mektuplar geliyor. İsmet Paşa makasla açıyor, okuyor, ötekini açıyor, okuyor. Görüşmeye vakit yok, bir şey oluyor. İsmet Paşa diyor ki, İsmet Paşa, Paşa, bu mektupları siz açmayacaksınız. Siz neyle uğraşıyorsunuz? Bunları sekreter yardımcısı olacak, birkaç sekreterimiz, onlar açacak. Bazı seni hiç size getirmeyecek, kendi kendine cevap veriyor. Ancak Lozan görüşmesiyle ilgili konuları size getirecek. Siz bütün gününüzü buna veriyorsunuz diyor. İsmet Paşa da bir yerde söylemiştir. Hakikaten Rifat Paşa'nın bu sözünden çok etkilendim, bir sekreter yapıldım der. Bu mektuplar içerisinde neler yok? Lozan şeyin anlattığına göre, eşit sattak bilin anlamı. Avrupa'da aç kalan talebelerimiz Almanya'da para ister İsmet Paşa. Fransa'da bulunan avantürlü avukatlar, ben büyük bir hukukçuyum, size hukuk müşaviri olayım, çalışayım der. Böyle. Dolandırılmak için de denemeler var. Bazı belgeler benim elimde, ben bunu bir müdürden bana teşekkür ederim. Yalnız orada enteresan, biraz da gülümseyeceğiniz bir konuya değinmek istiyorum. Acaba Abdullah Hamit Bey'in o şeyi gösterilebilir mi? Ortalarda. Sona doğru. Sona doğru mu anlatayım? Sona doğru anlatayım. Evet. Yani Lozan'da olan bir vakadır da o vakanın lazım. Sona doğru anlatayım. Evet. Onu unutmayalım. Biraz güleceğiniz bir şeydir. Hiç olmaması gereken bir şey. Lozan'la ilgili çok resimler göreceksiniz bitiminde. Türkçe. Tüm Fransız illüstrasyonunda neler varsa hepsi bende var. İsmet Paşa'nın gravürleri, karikatürleri, Hüseyin Cahit'in kadar Maliye Nazırı. Ha, Maliye Nazırı'ndan bahsettim. O büyük bir, sonradan büyük elçi olan Ali Türk geldi. Yayınlanmış değil, not defterinde gördüm, fotokopisini de aldım yerinden. Diyor ki, Maliye Nazırı güzel bir konuşma yaptı. Ancak heyetin bir hastamız bundan memnun olmadı. Niçin Cavit Bey'i götürüyor? Cavit Bey uzman olarak gitti. Çünkü dayinler konusu var. Yani bizim Osmanlı hükümetinin yabancı milletlere olan borcunun hesabını tutan bir büyük daire başımıza bir felaket. Bu kapitülasyon gibi bir şey. Onun uzmanı da hakikaten gayet Maliye Nazırlığı'nı falan başarı yapmış olan şey Cavit Bey.
Cavit de öyle güzel konuşma yapmış. Fakat bunu, bizimkiler bunu pek şey görmemişler. Hoş görmemiş. Bilhassa Rıza Nurhan hoş görmemiş. Belki sırası gelince resimler sırasında bir şey daha anlatır. İsmet Paşa'nın Lozan'dan sonra yaptığı bilinmeyen şey, asıl bilinen Yunanistan'da büyük bir dostluk. Tarihte bu kadar kanlı savaş yapıp da kısa sürede dost olan iki millet görülmemiştir. Ancak Yunanlılarla Türkler yaptılar. Korkola, Venizelos'ta İsmet Paşa'nın, İstanbul'da biz talebeliği sırasında biliyoruz ki, Kepa başındaki tiyatroda böyle yani. Kulağını çınlatalım, Bediye Mohit güzel bir kuruyor. Venizelos hayran olduk Bediye Mohit'e. Atina'da, Atina'da Rumca olarak bir operetin başında oynadı. İki sanatkarımız orada, onlar da biliyorum. Büyük başarı kazandı. Venizelos ve Rumca oynadı. Bediye, bugün Bediye'nin 95-96 yaşında. Atatürk'te büyük bir şey var. İsmet Paşa'nın Venizelos buralara kadar geldi. Büyük bir dostluk. Biz o sırada hatırlıyorum, belki mevzu dışı gibi gelir ama ondan evvel İsmet Paşa gitmeden evvel Atina'ya bir talebe grubunu üniversiteden göndermek istediler. 26 kişi seçtiler. Ben de varım içinde. Talebe grubu. Ve başımızda da eski Atina'da 1910 yılında sefirlik yapmış bir profesör koydular. İlk defa gidiyoruz. Göğsümüzde Türk işaretleri var. Atina'ya vardı. Büyük bir şey. Alkış gençlerden Atina'ya. Adamlar istemiyorlar. Barış istiyorlar. Yani Türklerle dostluk istiyorlar. Ayağımızı boyattığımız zaman rozetimizi gören boyacı para istemiyor. Paranız verilmiştir. Arkadaşlar siyara alıyor kulübelerden. Para istemiyor. Paranız verilmiştir. O kadar güzel bir tertibat yapmışlar. Bir misafirlik örneği. Biz bir hafta kalacakken 15 gün. Enis Akaygen de rahmetli orada sefer. Bundan sonra İsmet Paşa. Büyük bir tezahüratla Venizelos geldi. Şimdi o sırada size biraz komik olmakla beraber İsmet Paşa'nın oraya gidişiyle İsmet Paşa'nın bir dostluk isteyen bir Osmanlı Rumunun kendi şivesiyle yazdığı bir şiir okuyacağım. Bu 1900 Eylül ayında 1931 yılının Eylül ayında Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandı. Bu adam bir Osmanlı Rumu arada. Dostluk istiyor. Kendisi de tanıtıyor. Kavala'dan bir mektup yazıyor. Zannediyorum mutlaka Osmanlıca biraz biliyor ki kelimeler öyle. Peki nazım buzum muntazam bir akrostiş yazmış. Akrostiş demek şiirin baş şeyleri. Her satırının başındaki harfleri ayrı toplarsak o isim olacak. İsmet Paşa'ya vekil etmiş diye yazıyor. Ben baktım, birer atlamayla yapmış. Yani ikinci satırda İsmet Paşa'nın şeyi yok. Üçüncü satırda birer satır atlayarak akrostiş gibi bir şey yapmış. Kendi şiirinde bu yayınlandı. Ben bunu okuyayım müsaadenizle. Rum'un İsmet Paşa gitmeden evvel. Gitmeden evvel. Orada okumuşlar İsmet Paşa'ya. Bu adam gidin. Bu adam dünyayı gezdiğini, Kavala'da oturduğunu, yedi dil bildiğini, coğrafya uzmanı muharebe olduğunu, New York'ta İngilizce yayına, Üniversite Rivière gazetesinde vaktiyle müdürlük yaptığını da biyografisinde yapmış. Ben görmüş değilim adamı. Şiirini okuyor o ifadeyle. Bizde ciddi bir meseret, gelmiş bize de bir kere. Şimdi zira nail olduk, sizi görmeyle san bulduk. İsmet Paşa yazıyor bunu. Musafirliklerinizden, dil nazikleriminizden en şiddetli istahımız ve en aziz bir duamız Türkiye ile barışalım idi ve Türk'le yaşayalım. Ve Badezin ve ileride gerek bizde gerek sizde en birinci vazifemiz olsun sadık bülfetiniz. Rum ile Türk kardeş idik, daima kardeş idik, daima vatandaş idik. Olan olmuş, sulha dönmüş, her kabahat affolunmuş, uzun ömür ile saadet, olmak lazımdır muhabbet,
Siz de öyle bir fikirde bulunursunuz elbet. Derun'u dilden sevdiniz. Bize sefa geldiniz. İdin pasalarım gayret. Can ile bir olsun millet. Ancak sohretini ihmal eder de Mustafa Kemal. Gibi bir şeyi yazmıştır. Şimdi İsmet Paşa'nın daha üzerinde durduğumuz bol belgeleri olan Moskova seyahatını şey edeceğim. Bu belgeleri Moskova'da çıkan bütün gazeteler. İsmet Paşa 1942 senesinin Nisan ayında 30 kişilik bir heyetle Moskova'ya gitti. 1 Mayıs bayramını kutlamak üzere. 1 Mayıs bayramı orada bulunacak. İsmet Paşa gitti. 10 gazeteci var arasında. Okuyor. Tabii Tevfik Güçlü Bey, o zaman soruları yok. Tevfik Güçlü arkadaşlar. 15 gün sürdü. Bunlar bir gemiyle geldi. Özel bir Roza gemisi diye İstanbul'da Rus ve Türk bayraklarıyla donandı, Boğaz'da kaldı. Ve oradan Sivastopol'a gittiler. Milletvekilleri, bürokratlar, mebuslar falan. Gazeteci olarak Yunus Nadi, Fahri Köprü, Hakkı Tarık, Yakup Kadri, Mahmut Bey, Siirt mebusu Mahmut Söylen sonra. Valenurettin, Yahudi, Rum, Ermeni gazetecilerden de var. Fransızca çıkardı. Efendim, Ziya Muslihettin, Sava efendi, Hacı Yanas, Yervan. İki de hanım var giden. Tevfik Rüştü'nün kızı Emel Rüştü, o zaman daha Fatih Rüştü diyelim, Emel Rüştü. Yunus Dağbe'nin hanımı Nazım. Bir de Ankara elçisi şeyin, Rusların Suriç yoldaş var. Onu da resimden İsmet Paşa'yı göreceğiz biraz sonra. Diğer mebuslardan gidenler oraya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Recep Peker, Afyon Milletvekili mebusu işte Ali Bey, Ali Çetinkaya, Ruşen Eşver, Alaaddin Cemil, Diyarbakır mebusu Kazım Paşa, Yozgat mebusu Tahsin Bey, ayrıca Himayet Var Reisi Fuat Bey, Fuat Bulca mebusu, Talim Terbiye Heyeti Reisi İhsan Bey, İhsan Sung, uzun müddet Malik Bekali'de müsteşarlığını yapmıştı. Uşak Şeker Fabrikası Müdürü Remzi Bey, Kumaş Fabrikası Müdürü, o zaman bizde az fabrika var, Şevket Turgut, İktisat Vekaleti Sanayi Umum Müdürü Şerif, İktisat Vekaleti Müşaviri Kamil İbrahim, Baş Vekalet Hususi Kalem Müdürü Vedit Uzgören'dir o zaman. Harici Umumi Hususi Kalem Müdürü Kemal Aziz, Harici 3. Daire Müdürü Vasıf Bey'den oluşuyor. Bundan 15 gün kaldılar, 8 kişi 15 gün daha kaldı, teknik insanlar fabrika falan gelsinler. Büyük bir rumayiş yaptı Ruslar. İsmet Paşa demek 1 Mayıs'ın arefeti mi? 30 Nisan gecesi bizim büyük elçiliğimizde büyük bir yemek veriyor. Bu yemekte menüler var, basılmış. Bütün Rus, Molotov, Litvinov, Maraşar, Molotov, bizim giden heyetimiz de var. O zaman büyük elçimiz Hüseyin Ragıp Baydur. En çok yerde işliyor. Amerika'da yaptı, Roma'da yaptı, İngiltere'de yaptı, Moskova'da Londra'da yaptı. Uzun bir sefirlik ama o devirde. Sefaret müsteşarımızı sonradan da Moskova sefiri olun. Bir uçak şey, teyara kazası, şey, otomobil kazası, karı koca ölen, cevap açık. Sefaret müsteşarı. Yemek geliyor, bütün usta geliyor. Bir gün sonra da 1 Mayıs bayramında milyon, yüz binlerce insan arasında İsmet Paşa alkışlanıyor da yerler. Burada yemek yiyor. Yemeğin menüsü elimizde. Menü adettir gibi ilk ziyafetlerde orada bulunanlar tarafından hatıra olsun diye imzalanır. Bu ben bunu Paris'te bit pazarından satın aldım. Bu menüyü göstereceğiz. Orada imza ediyor. İsmet Paşa'nın eski bir ismi. Nadi Yunus Nadi. Var. Yakup Kadri imzaları belli. Emel Üç'te imzası. Bütün iki taraf dolu yemeklerle ilgili. Bunu nasıl bulundum? Paris'te bulunduğum yıllarda cumartesi veya pazar haftanın bir gününü Clignancourt pazarında geçirdim. Sabahtan akşama kadar.
Ölü yıl pazar değil, rastgele bir şey değil. Bütün mühim belgeler orada satılır. Hatta İngiltere'den Antika işe atın, sabahleyin uçakla gelip görüp akşam dönenler vardır. Beni de orada yedim. Bir beyaz Rus tanıdım orada. Doğu'ya ait neler varsa. Bizim ilk pullarımızı onda buldum. İlk Osmanlı Bankası'nın paralarını onda buldum. O satıyor böyle. İşte İran minyatürleri falan satıyor. Yeri belli. Orada baktım, bir şey gelecek buraya dedi. Baktım Rusça, gazeteler Rusça bilmiyorum. Ama İsmet Paşa'nın fotoğrafı var. Tevfik Üçü'nün fotoğrafı var. Bunun gerisi de var bende dedi. Gelecek hafta gel. Böyle o haftayı şeyle heyecanla geçirdim. Gerisini buldum. 8-10 gazete. İsmet Paşa'nın Moskova seyahatinde basılmış gazeteler. Ve bu içinde bu menü de var. Menü. Rus ama Rusların imzası da var. Çok, en çok Rusların imzası orada var. Litvinov'un, Marşal Voroshilov'un, Litvinov, Molotov'un imzaları gözüküyor. Ötekiler okuyamıyor. Müthiş imza, çok dolu bir tarafı olur. Bunlar da var, beraber satıyor. Bunları ben beraber aldım. Birkaç da fotoğraf aldım. İsmet Paşa'yı gezdirirken oradaki Rus fotoğrafını çekilmiş resimleri de aldım. Orada kitaptan sonra görecek galiba davetlerimiz. Evet, gösterebilirsiniz. Mehmet'in kendisi. Moskova seyahatı böyle biter. Bitirdi, şimdi gelelim. Ben de belgelere göre konuşuyorum. İsmet Paşa'nın birleştirici bir tutumuna değinmek istiyorum. Şimdi sevgi baskıyla olmaz. Sevgi baskıyla kendini görülür sevgi olacak. İsmet Paşa 1937 senesinde Başbakanlıktan alındı. Gerekçe olarak sürmenaj diye bir şey konuldu. Hatta o zamanki Vatan Gazetesi sürmenajı okuyormuşlar telgraflar çekerlerken. Süren ağır menaj bilmem gibi bir şey. Üstünü kapatırlardı. Vatan Gazetesi'ni aldı. Şimdi evinde oturduk burada. Bir gün bu kültür, bu bina bir gün 19 Mayıs'ta halk arasında maçı seyretmeye gitmiş onlardan. Halk görünce aylardır görmüyor. Tabii halk hizmet edeni unutmaz bizim ülkemiz. Heyecanlanmış orada bir haberlerine hemen bunu omuzlayıp kaldırıp şey etmeye başlamışlar. Hakkında büyük bir tezahürat. İsmet Paşa kaçsa da bir tezahürat yapmışlar. Bu tezahürat normal ve hür bir tezahürat olur. Şimdi İsmet Paşa reis cumhur oldu. Tabii bir halep Atatürk'ü bu muhakkak tarihimizde bunu böyle yazacak. Olunca bir dirlik düzenlik istedi. Yani küskün insanlar vardır. İhtilallarda %100 insanların hepsini memnun etmek mümkün değil. Her ihtilalda Fransız ihtilalını doğmuştur. Her memnun. Bizde de inkılaplar falan yapıldığı zaman dargınlıklar, kırgınlıklar olmuş. Evet, ne kadar arzu edilmesi yine olabiliyor. İsmet Paşa reis cumhur olunca bunları kırgınlığı, küskünleri evinden almak, parlamentoya sokmak gibi bir incelik gösterip bir memlekette birlik istemiş. Çağırmış bundan kimine direkt olarak, kimine vasıta bir şeyle olarak. Onların söylediği şu, Atatürk öldü. Hizmeti büyük. Bazen biz kırgınlık falan, bana bile kırıldınız. Ben dirlik, düzenlik memleket istiyorum. Bazı insanlar bu cumhuriyet rejiminin Atatürk öldükten sonra yaşamayacağını söyleyebilirler. Avrupa bir tabi ile böyle düşünen olur. Türkler bu cumhuriyet içerisinde çok sıkıntı çekerler gibi hatırlıyorum. Böyle bir şey yoktu. Cumhuriyet oturmuştur. Biz bunu devam ettiriyoruz. Bunlara inanmıyor. Bu şerametli dedikodulara inanmıyor. Çağırmış. Teklifi şu. Gelin. O zaman tek parti devri var tabi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne girin. Sizi parlamentoya alalım. Evinizden çıkaralım. Biz birlikte el ele çalışalım. Bir tek koşulum var. Şart. Atatürk'ün aleyhine konuştum. Kazım Karagül Paşa der.
Hüseyin Cahit. O esnada Hüseyin Cahit de ara seçimi, sızlı bir kaçık minhal var. Hüseyin Cahit'i galiba işte kendisini sürgüne gönderdiğimiz Çankırık Çorum'dan dostu Kazım Karabiri de İstanbul'dan milletvekili seçtirdi. Hemen yani reis cumhurun bir ay sonra. Ondan sonra Avrupa'dan Rauf Bey falan. Adnan adı var. Halidan adı bir. Hepsini bunların çağırdı. Hüseyin Cahit'ten dinlediğim kirasiyeler var. Halidan'dan dinlediğim var. Halidan'la Adnan Bey'i kabul etmediler. Yani biz siyasete dönmeyeceğiz dediler onlar. İlimle çalışacağız. Zaten Adnan Bey Paris'teki Türk dili şeyinde çalışıyordu. İslam müziği. Orada çalışıyordu. Halidan geldi. Profesörlük falan yaptı. İsmet Paşa'nın şeyi bundan, gözü bundan. Adnan Bey'le Halidan'ın mutlaka birinden birini parlamentoya almak. Rauf Bey. Rauf Bey'le görüştü. Rauf Bey'i aldı meclise. Rauf Bey'i evvela nebu soktu. Milletvekili. Sonra da Londra'da İkinci Dünya Harbi'nin kızgın gündeminde bizi temsil etti. Gayet güzel bu. Paşalardan temas ettikleri olmuştur. Bir kişi benim işittim, ağzından işittim, ben kabul etmedim. Yani ben konuşmuştum. İsmet Paşa da öyleyse senin bir milletvekili yapamıştı. Eskiden milletvekiliydi falan. Ben konuşurum demiş. Cafer Deyar Paşa. Fotoğrafını göstereceğiz. Yalnız Cafer Deyar Paşa belki onun olarak bir iki paşa ismi daha verdi bize. Belgesi olmadığı için o paşalar da bilmediğimiz onların isimlerini vermiyoruz. İki kişi bizden konuşuyoruz demiş. Bunun biri bilahare Demokrat Parti tembirde bir tanesini kısa bir müddet yaptığımız. Şimdi bu inceliği arasında şimdi İsmet Paşa'nın Halide Amüsör'ün Halide Ürünceye kadar her hafta giderdi. Adeti Hanım'a. Bilhara İsmet Paşa 39'da bunları kabul ettiremeyince onlar zaten yara Avrupa'da yaptılar, yara burada. 43 senesinde Halide gibi oğlunu hiç haberi yok adamın. Milletvekili seçtirdi. Yani onlara bir şey olsun diye Halide gibi Hanım'ın oğlu girdi milletvekiline. Haberi yok. Lisede okumuş kendisi gazetede. Müracaatı da sonradan müracaatını almışlar. Mustafa'nın bu gibi incelikleri de var. Yalnız sonradan Adnan Bey adı var. 945 yılında Demokrat Parti kurulduğu zaman Celal Bayar teklif etmişti. Bu şu şekilde kabul etmişti. Bana İsmet Paşa da ayrı teklif etti. Kabul etmedi. Ama ben İslam ansiklopedisiyle uğraşıyorum bilimle. İsrail demiş ki müstakil olarak partiden listemize müstakil olarak gelindi. Müstakil olarak girdi. Yani ihtilaf çıktı onlarla. İhtilafı oldu. Ona da yani siyasi bir şey için yapmıyorum da vakayı şey etmek istiyorum. Tam 46 seçimi olmuş. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. İsmet Paşa gelecek işte yemin edecek. O zaman usul Cumhurbaşkanlığı gelince ayağa kalkıyor. Tam ona 5 dakika kala kurulu toplamışlar Demokrat Parti'den. Biz ayağa kalktık. Cumhurbaşkanlığına bir milletvekili niye kalktık? Adnan Bey buna itiraz etmiş. Adnan adı var. Ve biz o şeyi, havayı seyrettik. Mecliste gittik de seyrettik. Şaşırdık birdenbire. Yalnız onlardan Adnan Bey'le ayağa kalktık. Tek başa. Ve sonra da partide fazla da kalmadı. Ama Halide Hanım'ı aldılar gelecekleri. O da müstakilden girerim dedi. O da halk evlerini kapatma kararını onaylamadı, uygun görmedi. Bu bir kültür yeridir dedi. Ve darbun olarak o da ayrıldı ve kendi ilmi şeyine devam etti. İncelikleri içerisinde biraz da şeyden baktım, inceliklerden var. İsmet Paşa düşünce birçok şeyler oldu. Cumhurbaşkanı'na yapacak. Şimdi bizde usuldur. Ne de olsa şah tarafımız var biraz. Düşenin dostu olmaz deriz.
İsmet Paşa'ya metiyeler yazan şairlerimiz, ondan sonra zemmiyeler, hicviyeler yazarak kitap bastırıp kitap sattılar. Biliyorum. İsim söyleyince birkaç kişi. Malatya Halk Evi mecmuasında İsmet Paşa'yı göklere çıkaran biri, Hülyat Hocamız, sonra gelip Ali İbni Dünya'nın şiirini yazdı. Büyük Millet Meclisi'nde İsmet Paşa'nın daha evvel hürmetle iki büklüme eğilen bir insan, Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yaparken İsmet Paşa'nın aleyhine şunu kurdu. Bizi İkinci Dünya Harbi'ne girdirmedi. Büyük hata yaptı. Etekliğimizi mahvetti. Şeklinde konuşmuştur. Türk'ün etekliğini söndürmüştür İsmet Paşa diye bu konuşmayı yapmıştı. Zabıtta vardı. Aynı adam bilahare İsmet Paşa'na geldi. Efendim biz bir küçük partiydik, kazanamadık ama sizin partiye iltihar ediyoruz. Dedi. Bunlar bilinir. Bize sövme çok. Tenkide çok meylimiz var bizim. Dedikoduya meylimiz. Biraz şart tarafımız da var. Bu bir kültürle de ilgilidir. Böyle düşenin birdenbire haline dönmek. Herkes İsmet Paşa'ya çatarken bir şair, küçük bir şair. Hayattaysa uzun ömür versin, ölmüşse rahmet etsen. Hamdi Gökalp diye işittiniz mi? Hamdi Akalın, pardon. Eski ismi Gökalp'tır. Hamdi Akalın diye. Bir ziraat memuru. Ben yıllarca evvel tanıdım. O bir şiir yazdı. Bu İsmet Paşa'ya küfürler üzerine, sövgüler üzerine. Dört satırdan onu okuyor. Aradı galiba hanımefendi aradı. Ben de aradım, bulamadım. Ben de, benden de çok yaşlıydı. Ben en yaşlı olduğuma göre demiştim. Şimdi sövmek moda İsmet Paşa'ya. Her söven haddini çoktan aşıyor. Esef etsem yeridir. Çünkü rejim küfredenler gibi yolsuzlaşıyor, soysuzlaşıyor. Şimdi İsmet Paşa'nın birleştirdiği tutumunu anlattıktan sonra bir inceliğini anlatacağım. Altılan broşürde yok. Şair Ümit Yaşar Oğuzcan'la olan küçük bir şeyini anlatacağım. Hepinizin belki bildiği Abdülhamit'i gösterirseniz göstereceğim, o da göstereceğim. Gösterirken resmini göğsünden hatırladan müzisyenle beraber o açık saçık mektubunu okuyacağım İsmet Paşa. Şimdi Ümit Yaşar'ı anlatayım da isterseniz. Abdullah Hamid'i mi istiyorsunuz? Yok, Ümit Yaşar'ı. Şimdi gösterecek. Nerede gösterdiler? Hangisini efendim? Abdullah Hamid'i mi Ümit Yaşar'ı mı? Ümit Yaşar'ı. Abdullah Hamid'i. Hani nerede? Görüyor musunuz? Dahi, dahi azam. Yani dahili kafi gelmiyor, bir de azam, en büyük dahi. O devirde. Biz üniversite şeyimizden sonra evine gelmeye devam ettik. Yakından tanıdım, hatta ölümünün yıldönümünde de uzun da birkaç yazı da yazdım. Fakat elimde bir mektubu var. Kendi yazısı, İsmet Paşa'yla yazısı, mektup bunlarda da yok. Benimle. Efendim yaşlı şairimiz aşık. Çok kadınlara aşık olmuş zaten. Biz evine gittiğimiz zaman Hüsyen'le ikinci evliliğini yapmıştı. Hüsyen Hanım kibar bir hanım. Herkesi karşı, herkesin yeri oturacak. Biz genç olduğumuzun kapının kenarına oturuyoruz. Karşısında Halit Ziya Efendi geldiği zaman, ya canım geldi bunları büyük şeyler. Hele Sami Paşa'da da Sezai geldiği zaman ağlaşırlar da düşürlerdi. Bunu hiç anlayamadım. Karşılaşınca ağlaşırlar. Ayrılırken ağlaşırlardı onlar. Sanki kaçarlardı, ses ağrıdı. Hüsyen Hanım'a aşık derlerdi. O bilmiyorum, ben bunu koydum. Hüsyen Hanım Türkçesi nasıl? Çok güzel. Şimdi Hüsyen Hanım'ın Fransızı daha güzel. Efendim şimdi madem biliyorsunuz, bunu okuyayım. Ondan sonra bir şey daha nereden? Abdullah Hamit Bey, bize bir gün Hüsyen'i anlatırken orada Hüsyen'e güzel pastayı. O zaman İstanbul'da pastane yok. Lobon'da tünelde bir de haylak vardı.
Kurtuluş tarafından mangandı da onlar. Evde yapardı kendisi. Kendisi dağıtırdı pastayı. Ama bir erkek getirdiler, çayı o pişirirdi herkese. Cuma günleri. O zaman cuma tatildi. Şimdi bir maç kadar geldim onun evde. Biz hayranlıktık bunların denilen şeyleri. Burada bir gün dedi ki, Hüseyin kendisinden bir yaş hesabı oldu. Bana dediler ki, yaş kalem kağıdan nüfus kağıtlarını koydular, hesap ettim. 41,5 sene küçük, 41,5 sene fark var şeyler. Hatta İbn-i Mahmud Cemal 41 kere maşallah falan diye erkekti. Lucien böyle güler, o da derdi ki, ben bu Lucien'i 7 gençle Brüksel'de flört yaparken onların elinden kapıp aldım. Beni tercih etti. Ben o zaman 61 yaşındaydım. Lucien 19 yaşındaydı. Öyle Lucien bir şöyle sırıtı, böyle güler bir şeyler yapardı. Şimdi bu Lucien'le tanış, bakın gelmiş. Bir sene evvel, çok evvel, onun evine bir İtalyan genci salon vurdu, bir kont. Onun evi açık, bir mektep gibi, yani o kadar bir kültürcü. Abdülhamit Bey hep ecdadından bahseder veya Paris'teki bu vardalıklarından falan bahseder. Lüsyen'i bitireyim de başka bir şey için anlatıyorum. Adam İlmenü'yle alakası yok ama anlatayım. Bunun alakası var mı? Lüsyen evlenmiş. Bu Kont Lorenzo İstanbul'a gelmiş. Bunun evine devamlamış. Lüsyen'le bir bakmış genç güzeldi hanımı. Çok bir sanmıyor. Artık herkes anlamış. Beyefendi bıraksanız bunu da bırak bir gençle. Yok ben evlendiririm demiş. Boşadı şahit olduğuydu buna. Yavru Kadir yazar hatırladım. Parapalas Oteli'nde onların evlendiği için onun yanındaki odayı da tuttu. Yani öyle bir bizim şeyimize, yargımıza uymayan, ahlakı görüşümüze uymayan bir tavrı yaptı. Ve bunu boşadı, nikah da şahit oldu, bunları yolcu etti. Venedik'te bir kont. Fakat kontun babası kabul etmedi. Taraftan olmadı. Bu arkalarına gitti, 3 ay orada misafir kaldı. Eski aşık. Ondan sonra da onu onlara getirdi. 6 ayda bunlar kaldı. Böyle devam ediyor. O sıra dayanamamış buna. Bizden evvel olmuş bunlar. Bilmiyoruz onu. Lozan konferansı sırasında Abdülhakamit Viyana'dadır. Cebinde 5 parası yok. Bir şiiri vardır. Şey, Viyana'da şair adam ceptelik, bereket yok düşecek metelik falan diye şiirler yazar. İsmet Paşa'ya haber yönelik. İsmet Paşa da yeni hariciye nazır vekili olmuş. Lozan diyor. Acaba benim oğlumun kızları, Hüseyin Bey vardı, onun bir oğlu var, şeyde sefaret müsteşarıyken ölmüş bir İngilizle evde, Washington'da, ben gördüm, Washington'da mezarını falan gördüm. Bazı gazeteler onu sefir gibi yazıyor, yok orada sefaret başkenti, şey, Hüseyin Bey, Abdülhak Hüseyin. Onun ölmüş, onun hanımının çocuklarını almış, İsmet Paşa'ya, şey vasıtasıyla, Cevap Ezine, etiniz. Lozan'da o da şey müşavir, eski harici için onun vasıtası izin istemiş. O da Viyana'da sefarette yatayım demiş. Yatsın demiş İsmet. Daha Osmanlılar devre ama Osmanlılık bitmiş artık Lozan şeyler. Orada yapıyor. Ona teşekkür ediyor. İsmet Paşa'ya mektup yazıyor. Aynı zamanda da bu kızı Lucien'e her gün İstanbul'da görebilmek için adama aşık tuttu ya. Kocasını İstanbul'a İtalyan konsolosu olarak tayin ettirmek istiyor. Her gün eski mutallakları, eski sevgilimi görebilmek için diyor İsmet Paşa'ya. İsmet Paşa Lozan'da neyle meşgul? Düşünün siz. Neyle meşgul İsmet Paşa? Dünya ile mücadele ediyor. Bu bizim şairimiz neyinin keyfinde yani? Olacak iş değil. Okuyorum mektubu. Eski tabirle işte beyefendi burada bunlar en eski edebiyatın gayet yakından tanıyan kişiler. Hepin içinizde çok var. Huzuru âli-i nezaret penahilerine. İsmet Paşa'nın Lozan'da bunlar. Arz-ı mahsusu acizanemdir. Müteveffa bendezadelerin Viyana'da Viyana'ya cebetmiş olduğum ailesinin muvakkaten sefarethanede temlil ikametleri hakkındaki istirham-ı acizanemi lütfen isaf buyurmuş olduklarından dolayı Efendimiz'e dualar etmekte olduğumuzun
arzını Cevat Bey bendelerinden rica etmişidir. Cevat Bey biraz resmini göreceğiz. Çok yakışır bir yapmış Cevat Ezen'e. Bu bizim Halen Çambel'in doktor kanserolog Perihan Çambel'in amcasıdır. Ezen'e olduğunu da eski yazarlarımızdan Celalettin Ezen'in falan amcası onun bu büyük sebebi. Şeyin kocasıydı. Çok yakışır. İşinizde bilen vardır. Belkıs Hanım. Son müze müdürümüz... Ben mi Belkıs'ım? 95 yaşında falan öldü. O benle Belkıs hikayesi ayrı anlatırım. O bak, bugün orada yeri yok. Hatta bu mecliste anlatılamaz. Müze müdürü Ethem Bey, Osman Hamdi'nin kardeşi. Ethem. Ethem... Efendim, Halil Ethem Bey. Halil Ethem Bey'in hanımı... kızı... Bu Cevat Bey'in hanımıydı. 95 yaşındaydı. Bütün evrakını da Türk Tarih Kurumu'na verdi. Zannederim kapalı. Kimseye de yazdık. Bütün buraya hediye ettik. Onun çocuğu olmadı. Soyadları ayrı olduğuna bakmayın. Halet Çambel'in falan. Perihan Çambel. Burada da bir Leyla Hanım olacak Çambel. Onların amcasıdır bu. Cevat Bey. Kanserden 400 zarfında. Kan kanseri öyle verdi. Bu Cevat Bey'ler vasıta etmiş, Cevat Bey de bir atman falan anlayan insan. Cevat Bey'in kardeşi de minim adam. Yani Celalettin Ezine'nin, Orhan Ezine'nin babası Memduh Ezine. İşte Nazım Hikmet'in halasıyla evde. Böyle onların yakınlıkları oradan bir kültür adam. Şimdi gidelim yine biz ihtiyar aşağı dönelim. Arzını Cevat Bey bendelerinden rica etmiştim kalmadan. Şimdi de teşekkürat-ı bendeganemi tekrar ile beraber hususu atinin iblağına içtisar ediyorum. Cesaret ediyorum. Şimdi dileğine bakın adamım. Venedik'te mukim İtalyan ricalı asaletinden meteoroloz bölüğü kumandanı Kont Michel Soranzo gayet Türk muhibbi bir zat olduğundan Celalettin Arif Beyefendi ile bilmuhale Celalettin Arif o zaman Roma şeyimiz. Memessilimiz. Burada bahsedeceğim kendisinin halife olacağına dair eski hatlerle defterinden alınmış, neşredilmiş bir yazısı var. Gösterebileceğim. Onu da anlayacağım. Diyor ki komiserim, Celalettin Arif Beyefendi o romanın ile bilmuhabere hükümeti metbuası tarafından, yani İtalyan hükümeti tarafından diyor, canibinden bir memuriyetle derse adete izamı İstanbul'a. İzamı hususu hususunu istisal eylemiş. Ya. Ve karibe zevcisiyle beraber ol canibe azimetleri musamman bulunmuştur. Mumuayelih'in zevcisi Kont Lucien Soranzo vaktiyle şerefi mülakatı devletlerine mazhar buyurmuş olan tanıştırmış. Sabık Refika-i Çakiri olup, yani eski eşim. Sabık Refika-i Çakiri olup, millet ve memleketimiz hakkındaki muhabbet ve merhutiyet fevkaladesini kemal sabık muhafaza etmektedir. Müşerli Celalettin Arif Beyefendi'nin tavsiye hayırhanelerinin her ikisinin de müstefit olacakları bir iştibah ise de, şüpheli ise de, Zat-ı Samilerinin harici nazaretine şerefbaş olmaları hasebiyle Ergüm Lozan'da bulunan İtalyan mümessili siyasisi ile esnai musahabette bir fırsatını getirip bir münasebetini getirip bir kelime-i teveccühkârâne ile teskir-i namları hususuna inayet buyurulur ise İstanbul Muhyiddin İçtimaiyesi'ndeki mevkileri bir kat daha taali edeceğinden ve memleketimizdeki İtalyan muhabirinden böyle Türk muhibbi şahsiyetler bulunması faydeden hali olmayıp bir olmayan bu mülahazalara memni tasfiye mücaseret eylediğinden tensip buyurulacak surette ifa-i muktazası babında ferman efendimiz.
Abdullah Kamil 25 kanun evvel yani Aralık 1922. Şimdi bu adam neyle meşhur? O zaman başkan. Sonra nasıl evleniyor ikincisi yapar? Efendim? Müzisyen de ikincisi. Ha, onu madem açıldı memnun. Şimdi bu dayanamadı. Oraya gidiyor. Mont Dorazzo'nun babası evde Benedikt'te büyük bir şey, saray. Adam istemiyor. Seni sevmiyor. Müzisyenin eski kocası da orada kalıyor. 6 ay orada müzisyenin. Adam ağacı hiç ayrılmıyor. Şimdi zaten Abdullah Kamil Yıldız Sarayı'nda bazı şeyleri var. Hafiye demeyelim de mektupları var. Sefir hakkında filan geldi filan gitti diyor. İnkar etmedi bunu. Bir gazete yazdı. O zaman biz evine de ben Avrupa'da yaşamak istiyorum. Maaşım da kafi gelmiyordu. Yıldız da böyle küçük havadisi. Ama kimseyi şunu öldürdü, şunu kesin demedi. Bunu orada itibaren Londra'da çoğaltmak için elinde bir şifre var. Buldum. Her şey de duruyor devlet arşivinde. O zaman Ahmet Rüsten Katolik Rüsten Paşa, pardon. Rüsten bir Alfred Rüsten Başkan. İtalya'dan Londra'ya dermiş. Bu da onun müsteşarı. Hiçbir işe bakmıyor. Baba Yıldız Sarayı'nı şey etmiş. Abdülhamit de seviyor bunu bir şehirden. Demiş ki bana müsteşar yardımcılığı unvanı verirsen. Yok öyle. Bunlar da bağ verirse böyle bir şey verirsin. Ama sefere şifreyi de soruyorlar. Sefer orada. O büyük bir insan, o Katolik ama Ahmet Rüsten ve mühim bir insan. Onun bir şifreye cevabı var. Ben buldum arşivde, şifreyi açtırdım, okudum. Diyor ki orada, Abdullah Kamil Bey büyük bir şair olabilir. Ben şiirden anlamam. O büyük bir şair oldu. Fakat politikada, bu sefarette bana hiçbir hizmeti yok. Zaten kendisi gelmemektedir. Burada gayrimeşru İngiliz kızlarıyla bir hayattır. Çok rica eder, buna sefaret şeyi verilmez. Bu mektuplarını da inkar etmiyordu. İşte sonra niye şimdi çok fazla dağıldık galiba, sağlığı sizi yorar mı? Yok yok. Niye azledildi? Brüksel'de elçi. Brüksel'de elçi bu kızla da şey etmiş. Üç senede almış yani o zaman evli falan diye sordum. İkinci kere de onu boşadı adam bunu artık o kayıp olur diye. Geldi beraber yaşarken bunu mebus yapmak için yaşlı adama ve en yaşlı sıfatıyla meclise riyaset etsin dediler. Yapsın. Fakat Atatürk tarafından Hüseyin bir münasebesi yüzünden Abdülhamid'den bir hakarete uğradı. Ve yığılıp kaldı. Hamdullah Sütü falan kurtardı. Ben anılarım çıktı da orada yazdım bunu. Nasıl olduğunu. Lucien ne sonra mebus olunca etraftan dediler ki efendim tekrar nikahlasanız dediler. İşte tecdidi nikah dedikleri o muameleyi yaptı. O zaman Übeydullah Efendi vardı nikah memuru. Bunun dostu ve beraber yapıyorlar şeyler. Vasiyeti var. Bu Übeydullah Efendi bizde bir hem politik hem din adamı olarak aydın bir adam. Hem de daha terakki devrinde kaçmış Amerika'da karşılık yapmış yapma Endonezya'ya gitmiş bir bilim. Ben tanıdım bunu. Bir modern dindar. Orada her gün oraya gelir Abdullah. Bu nikah memur. İlk Türkiye'nin ilk nikah memur bu oldu. Ama Osmanlı devrinde bu mebus. Malta'ya da sürüyle gitmiş. İlk nikah memuru bu oldu. Hiç evli değil. Evlenmedi. 80'inden kadar böyle hiç evlenmedi. 86 yaşında. İlk nikah memuru da bu oldu. Düşünün. Mansız yaptırdı Atatürk'ün nikah. Nikah memuru sonra mebus da oldu. Herkes o zaman da Bursa'da evlendi, buna gelirdi. Übeydullah Efendi nikahı olur. İstatistik yapmışlar, bir test yapmış bir hanım geldi. Bunun nikahını kıydı, kimse ayrılmamış, boşanmamış. Bir acayip. Gördünüz mü? Bir şey daha söyleyeyim, Ümit Yaşar'dan efendim. Vaktiniz var. Bir şey, Abdullah Hamit'ten açıldı. Biliyorsunuz Hamit Makber'le meşhur. Hala şimdi şarkıları söyledi, değil mi? O hüzünlü, o hamiyetin ne güzel söylediği şey. Fatma Hanım ölmüş, bombaydı bu. Fatma Hanım öyle. Bu mahberi Fatma Hanım ölmeden evvel yazmıştı. Cezayir Bey'in ifadesi. Nasıl olsa ölecek diye. Berut'a gelmiş, Berut'la ölmüş, orada mı? Buraya gelmiş, bakar, herkesi acındıran, taptırmış kendisine diye. Şairi azam diye tapmışlar. Mehmet Emre de milli şair demişler.
Bizim Hamdullah amca da milli hatip paylaşmışlar bunları. Bu sıfatlara edebiyatçılar. Bu gelmiş izin istemiş hariciden İstanbul'a gelmiş. Refikam işte Fatma'nın şeyine teessürün, izaleyi teessür için bana bir ay izin verin Avrupa'da geçeyim. Ekran bu çok baba dedi efendim. 3 ay mezuniyet maaşla harcırak verilerek Paris'e gönderilmiş. Adam o şeyinden ondan ses sahibi İspanya'da elçi. Ahbabı kardeş gibi. Bu da resmi gazetede okumuş o zamanki devletin resmi İstanbul'da bir şey gazetede. Eski usulda yakın insanların bir ölüsü olunca mektupla, telgrafla taziye etmezler. Bizzat giderler gönlüne. Bu usuldan bizim Türkiye'de. Sami Paşa Sezai'de babalığa mektup yazmış. İspanya'da sekir. Efendim büyük, benim kardeşimi sevdiğim Abdullah Kamil'i son işte refikasının ziyalı ebedisi dolayısıyla uğradığı teessür yüzünden Paris'e izam edildiğini gazetelerde okudum. Ben de bunu taziye sadedinden bir haftada bana Paris'e ona bile harcıramış. Gittim diyor Sezai Bey'den dinledim. Televizyonda da anlattım ama biraz şey oldu. Sezai Bey gitmiş, nasıl akılayacağım, ne söyleyeceğim diye Paris'i düşünüyorum Hamid'i görünce diyor. Baktım, Şanzelize'de bir otel şeyde oluyor, Kurgat Oteli'nin yanında. Adresle bak, gidiyorum ama nasıl başlayayım derken, karşıdan monokullu, Hamid'e benzer birini gördüm. Kolunda 18-20 yaşlarında simsiyah manken gibi bir kız. Zincir ama harikulade bir vücut var. Hamid bir baktım burun buruna geldik diyor. Aman Hamid bu ne hal demiş bu. Demiş ki biliyorsun Fatma'yı kayıp teessürüm var. Mankende olduğumu herkese duyuruyor. Siyah hanım okullanıyor. Geçelim bitirelim. Bir fıkraya, çok sıcak biliyorum. İsmet Paşa'nın bir ince bir kuruluşunun şey değil, Ümit Yaşar'la olan bir şey, Ümit'ten dinledim. Ümit, annesi, komşumuz, benim orta mektepteyken doğdu biliyorum, Zülhavr'dan. Sonra olmadı, anladık kayıtta büyüdü, biraz hırçın. Yüksek tahsil de yapamadı. Fakat babası müşahit, kültürlü bir insan. Bu olursa. Türkiye'de, Türkiye Mücahitleri, Gazileri Cemiyeti'nin genel başkanı, kurucusu. Buradan emekli paşalar gider. Reyalamaz o adam olan gerekçi var. O kadar hizmet etmiş. 25 sene Kuvayi Milliye diye bir derkeci. O ölünce Mersin'de bir bina da yaptırdı. Yani Mersin'de bir heykeli yapılacak adamdı. Ümit, Tarsus'ta Mersin'de. Lütfü Oğuz da benim büyük kardeşimin arkadaşı. İdadi'den kaçıp şey, birinci umum harbe gitmiş. Sen küçüksün demiş, almamışlar. İstiklal evine veren böyle bir kahraman bir insan. Gelelim. Ümit İstanbul'da oturuyor. İki çocuğu işte hanımı var. Taşkır, Nazilli'den bir intihar falan geçirdi. İşte bir beyefendi de tahrayı buyuruyor. Ayten diye bir kıza mektupları yazar. Cenazeye de geldi kız. Boyalı boyalı böyle sarıldı tabuta. Ben şehirdim kızım sen düğüne mi geliyorsun cenazeye? Efendim bütün şehirlerde benim için yazdıydı falan böyle. Oldular böyle. Şimdi taşkın şeyde hırçın. Evet gayet terbiyeli bir insan. Bu aç kalmış. İş bankasıyla geçinememiş İstanbul'da. İş bankası. Hırçın istifa etmiş. Sık sık istifa eder. Artık geri almayacak çok istifa ediyordu. Ama daha evvelini anlatayım. Ümit böyle yazı yazarken Metin Bey'de şiiri çıkarıyor, akisi. Orada biri herhalde bir dokunacak bunun şairle, hırçınla, kitabede, intiharı bilmem falan. Bunu bir şeyden bir dokunacak mizah etmiyor. Ümit de bir heccaldır mizah yapar. O da düşünmüş, buna bir cevap verip, o zaman Cumhuriyet'te veya Yeni İstanbul'da haşlama taşlama diye bir iki satır bir şeyler yazıyor. Ama daha çok yayınlamadan da elden ele herkese dağıtıyor. Bu belki elden ele dağıtılan bir şeydir de en azından. Ne yapsın? Akisi çatacak, İsmet Paşa'yı çatacak. Bir misal, bir şey yapayım demiş. İsmet Paşa'nın kamuoyundaki şeyi gayet sağlam bir aile ilgisi, hoşgörüsü az. Örnek bir Türk ailesi,
hiç ailesiyle ilgili bir şey ettirmez. Bir şey. Bir de halkın bir kısım tarafında İsmet Paşa inat bir adam, sözünden dönmez ve kinler bir insan olarak bir kısım halkta böyle çekiyor. Bunlardan da ilham alarak şunu yapmış o zaman, herkese de çatacak. Şu şiir, iki satırdan ibaret. İsmet Paşa'yı ne kin öldürür, ne inat öldürür. Paşamızı öldürse öldürse bu damat öldürür. Şimdi bitiriyoruz sözümüzü. Aradan 10 sene geçmiş. Akis Pertlük ama. İsmet Paşa koalisyona başkan olmuş. Kabineyi kurmuş. Sene 65 olmuş. Esen. Kendisini öldürmüş. Sene 65 olmuş. Fransa'dan kendisini öldürmüş. İş Bankası'ndan işte gemi kâğıtlarından geçim çıkmış. Hiç işi yok. Ara sıra gazeteler yazıyor mizah falan doyurmaz. Ahmet Dalı da yazsa adana çıkmış. Ya bir mahkum edilen. Akbank'a müdür olmuş. Eski İş Bankası müdür olmuş. Akbank'a müdür. Ahmet Dalı'ya gitmiş. İstifa ettim. Tekrar geri de geri almaktı kaçıncı yıl. Senin bankada artık kültür işi de yayınlığını yapıyorlar. Hem bankacı hem öyle şey, bana göre bir iş varsa demiş. Ya Ümit demiş, bir hafta evvel niye söyleme, tam böyle bir işini aldık demiş. Yalan diyor, Ümit adım onu öyle. Diyormuş, peki çıkmış başka bir böyle bir üniversitene girmek tanıdım. Ona söylemiş, ben boştayım, bir iş sizler böyle neşke yaptayım bankacı. Ya Ümit nasıl adamsın, nasıl dostsun sen? İnsan hiç böyle bir hafifçe sızdırmaz mı ya? Dün birini aldım. Keşke almasaydım. Dün gelseydim sabah demişti. Yalan dedi. Bunlar hep gidiyor. Akşam da onlar için İspanyol meyhanesidir. Orada beni de bir kere götürdüler oraya gittim. Gençler şiir okuyor, şarkı okuyor. Başka türlü bir hava. Akşam da her gün oraya gidiyor kendisi. Diyor falan. Bunu anlatıyor ama her gün. Biri demiş ki oradan masada dinleyen. Kardeşim sen insanlar değişti. El açmayacaksın insanlara. El açacaksan devleti aç. Vefa diye bir insanda bir şey kalmadı. Ne yapayım kime? İsmet Paşa demiş şimdi. Başvuruyor. Ona bir mektup yaz. Mart ayı geliyor. İşte Anadolu Ajansı'nın seçimleri var. Bir böyle hakep oluyor. Bir şey var. Basın ilan kurumu var İstanbul'da. Burada da bir iş verilen münakit gibi bir hizmet gibi. Hem de gazeteleri ufak tefek. İşte mizah şeyden yazarsın. Geçinir gidersin. İsmet Paşa beni tanımaz ki demiş. Nereden? Canım ismin. Sonra demiş hem bu gibi yerler politik adamlara, particilere nasıl? Yok İsmet Paşa şimdi öyle düşünmüyor demiş adam. Eskiden de o. Şimdi İsmet Paşa işi adam arıyor. Adama iş değil demiş. Yani öyle talimat da vermiş demiş seçim yaparken yönetim kurullarına. Yani mümkün mertebe o işi bilenlerden seçin demiş. Bir ümittir diyor. İsmet Paşa'ya yazmış. Ben paşam, ben şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ım. Bir husus için Ankara'ya gelip size 5 dakika maruzatta bulunacağım. Yalnız ben Ankara'da uzun kalırım mali durumum şey. Bir sabah gelip sizinle görüşüp geri döneceğim. Hangi gün müsaitseniz o gün çıkıp gelirmiş. 2-3 gün gelmiş. Hem bir hususu kalemle bir mektup kendisine. Ve bunun şiirini falan yazdılar. Yani şarkı yani ne kadar güzel şeydi. Biraz kül, biraz duman. O benim işte. Yahu bir gece ansızın gelebilirim. Eğer uyumam, beni bekliyorsan uyumamışsan kapında sevinçten ölebilirim. Çok hassas bir sahibi. Yazmış. Mektup gelince çapacak. Sen de işte paşa seyahata çıkmaz. Yaşlı burada oturuyor. Senin geldiğin gün görüşürüz gidersin. Sevindim kalktım. Kazanta baktım. Otobüs işine. Gece olursa %50 tenzilat var. Gece bindim, gittim bir de %50'nin 50'sini yaptırdım diyor kazanlardan. Bir şiir yaptım, 4 satır ona verdim. Bir 50, bir 150 daha yaptım diyor. Bir de sandviç param var, bildim geldim. Çıktım, mektubu aldım, Ankara'ya geldim. Hususi kalemen ettim, kapıyı açtım. Evvelen önüne diren mektubu gösterdim. Açtım, burada diren, ince bir uzun odada. Bir açtım, herkes oturmuş, kahve, çay içiliyor, duman falan. Oturup iskemle kalmamış, kimisinin ayakta. Gel gel de dedi oradan müdür muhabbet. Gel gel tanımışlar. Demiş ki yok ben
O kadar insan var, ben nasıl dedim. Canım onlar her gün gelip gidiyor demiş. Her gün gelip gidiyor. Onu tutmuş elinden, uyan odadan İsmet Paşa'nın odasına giden bir yer var. İsmet Paşa köşede ileride oturuyordu. Elinde bir kitap almış, gözünden okuyor. Hiç bize bakmıyor. Ben bu da elinden tuttu götürüyor ama o yol bana kilometrelerce bir uzak. Heyecanlı. Önünü bağırtıyor. Böyle başını kaldırınca onu götüren üstü kalemden beri. Paşam kendi küçük ama büyük şair Ümit Yaşar Oğuzcan bizi bıraktı. Hani yani işte eve sayı söylüyor filan şarkı söylüyor diye. Kaçtı ben sipsizli kaldı. Paşa baktı bakmış. Ümit Yaşar sen misin demiş. Gülerek. Evet ben otur demiş. Oturttu diyor. Şimdi baktım. Şimdi. Ümit demiş sen İstanbul'da mı oturuyorsun? Evet. Demiş ki Ümit uçakla mı geldin, yataklıyla mı geldin? Bu güzel, bana bir şey verdi diyor. Paşam, bana bir kapı aradınız, konuşacağım mevzu, bir fırsat verdiniz. Ben ne uçakla gelecek, ne yataklıyla gelecek, iktidarda değilim. Mali durumu müsait değil. Ben Kazepe'nin otobüsü var, %50 tencerat gibi. Emriniz olursa akşam müsaade ederseniz, hemen sizinle görüşten sonra da geleceğim. Hey, nedir demiş, anlatmış. Beşik Bankası'nda. İyi. Dinlemiş, hiç seslenmemiş. Ömür, buyurmuş. Sen evli misin? Evet. Eliyle şöyle salladı, bir güzel de taklit edin. Çoluk çocuk demiş. Aşağı. Hemen bir cariyeniz var evde, bir de köleniz var demiş. Yani eski zamanda bir karısı ve kötü çocuğu. Çocuğun biri intihar eden o Vedat Galata Kulesi'nden atan. O da akademide mezun. Yazık oldu. İki de çocuk var, iki de köleniz var. Ümit demiş oğlum, senin kızın yok mu demiş. Yok efendim demiş. Ümit, öyleyse senin ileride damadın olmayacak. O zaman damadın bizi değil ya, Ümit şey demiş. Birdenbire anlayamamış. Paşam kızı olmayanın damadı olmadı. Öyleyse seni kimse öldürmeyecek. Teşekkür ederim paşam. Ümit ağladım. Teşekkür paşam. İsten görürüm. Gel Ümit gel oğlum. Yok kardeş. Ümit tir tir titriyor diyor. Gönlünden de yaz gelmiş. Nereden nereye diyor. Ümit unutmuş. Giderken tutun şunu. Tutun deyince oradaki lemeçiden İsmet Paşa'yı bir hakaret tutmuş elini böyle. Canım öyle tutun demedim. Elini bağlamış. Öyle tutun. Getirin bunu gelme paşam. Gel evladım. Çıkıp gitmiş. Gitmiş. Efendim, ikinci dönemine gece yarısı sabah karşı varacak, bir şişe de şarap atmış. Bakmış da içeceğim, sabahın yanında bir durduruyor. Kapıyı çalmış, açmış karısı, gülüyor karısı. Oğlum ben merhum Vedat da çocuktur da, baba ne iyi becen, ne gülüyorsun? Terrak ediyor sen işte. Diyorlar ki, İş Bankası'nın İstanbul'daki bir kültür müdür muhabbinden. İsmet Paşa, Ümit sonra şey etmiş. Bunun arkasını aramış. İsmet Paşa o gittikten sonra İş Bankası'nı buldurmuş telefonda demiş ki canım demiş Ümit de güzel de taklit et. Bu şu şair Ümit Yaşar Oğuzhan var ya demiş bu Ümit yapıyor. Demiş bu siz çıkarmışsınız bunu işten falan. Bunları ben bilmiyoruz ben kimse. Canım bu şairler sanatkarı kendisi olurlar. Bunlara biraz hoşgörü yapacaksın. Yani bizim Behçet Kemal de böyleydi dedi. Sığamadı tavanlara. Mebuslu tepip gitti İstanbul'a. Bunları biraz idare edeceksiniz demiş. Başüstüne paşa. Ama bir diyeceğim eğer mümkünse 5-10 kuruş da zam edin maaşına demiş. İlaveli maaşta Ümit Bey bunu da yapmış. Ve ama Yıldırım'la da bildirin evine. Bu yolda şimdi. Demek o Eskişehir'e vardığı sırada bu tedratla evine basın. Ondan sevinçten sabaha kadar Ümit'i beklemişler. Efendim şimdi sorunu artık getireyim. İsmet Paşa'nın 2. Dünya Harbi'ne girdirmemesi dolayısıyla dünya tarihleri büyük bir şeyle yazacaklar. Bugün hem onun hatırası silmiş bu kavanların altında sevdiğim gibi yönetler insanlarla buluşmuş olduk. Hem de kendisine buradan büyük Atatürk'ün anıt kalbinde
rahat rahat uyuması dileğiyle sizlere hep sevgiyle.